Değerli Liceman takipçileri, Liceman'da dövüş sporlarının konuşulduğu program olan Kroşlar'ın herkese selamlar. Ben Arda Şahin, bugün Sırgır Can Altındaş ile birlikte UFC Fight Night Yusuf Barboza gecesini konuşacağız ve değişen UFC 294'te önemli maçların ön değerlendirmesini yapacağız. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Ben deyim abi, sağ ol, teşekkür ederim. Hemen gündeme bir girişimizi yapalım. Geçtiğimiz hafta sonu Sadık Yusuf'la Edson Barboza karşı karşıya geldi. Bence yılın maçlarına aday olabilecek bir karşılaşma geride bıraktık. Çünkü hani inanılmaz bir başlangıç. Sonrasında da bir Edson Barboza geri dönüşünü izlemiş olduk. İlk round'da Sadık Yusuf bitirecek derken o fırtınadan çıkan bir Edson Barboza ve sonrasında da bir Edson Barboza klasiği. Bir döner tekmede Sadık Yusuf'u knockdown edip bu sefer de Sadık Yusuf mu bitecek derken hakemlere gittik. Ve hakemler 49-46 ve 48-46'lı kartlarla Edson Barboza'ya dövüşü verdiler. Bu sonuçla birlikte Edson Barboza 9. kez kariyerinde gecenin dövüşü ödülünü aldı ve UFC rekorunu geliştirdi. Abi maç hakkında görüşlerini alalım. Dediğim gibi maç bayağı heyecanlı, güzel bir maçtı. Çok bir o tarafa bir bu tarafa giden bir karşılaşmaydı. İlk round'da Sadık Yusuf yani tamamıyla domine etti. İlk round'u bitirmeye çok yaklaştı. Hatta ilk dakika içerisinde bitirebilirdi. Round'u full üstün götürdü. Hakemlerin de genellikle puanladığı gibi iki hakem de öyle puanlamıştı. 10-8'lik bir round'tu. Fakat ondan sonra Barbosa maça tecrübesini kattı diyebilirim. İkinci rounddan sonra Sadık Yusuf'un da yorulmaya başlamasıyla birlikte oyunun kontrolünü aldı ve bir döner tekmeyle knockdown etti. O da nakavt etmenin eşiğine geldi. Fakat sonunda maç puanlamaya kaldı ve puanlamada maçı kazandı. İlk maçta aslında geçen hafta konuştuğumuz gibi Sadık Yusuf'un 5 roundluk bir maçı nasıl çıkaracağını sormuştuk. Çıkarabilir mi, çıkaramaz mı bunu düşünmüştük. Bu maçta cevabını bulduk. Sadık Yusuf birinci rounddan sonra o kadar knockout yumruğu attı ki kendini yordu ve ikinci roundla birlikte de oyundan düşüp üstünlük Barboza'ya geçti. Barboza için tecrübesiyle kazandığı bir maç diyebiliriz. Evet, yani ben de aynı fikirdeyim. Peki abi sana şunu sormak lazım. Aslında kırışma konusunu konuştuk. Maç kırışmayla başladı da. Sadık Yusuf'un oyun planının bir hatası var mı? Sanki ilk rounddan bitirmeye yönelik bir oyun planıyla sahaya çıkmış gibi geldi. Yani sen köşenin de direktifleri bu yöndeydi ilk roundda özellikle. Sanki ona düşünüyorum ama sen de bu aynı fikirde misin? Hani sanki Sadık Yusuf ilk rounddan işi bitirip gideyim gibi bir oyun planıyla sahaya aslında. Evet öyle gözüküyordu. Yani Sadık Yusuf ilk roundda o kadar atak yaptı ki yani bir noktada artık birinci yani ilk iki dakikadan sonra Barbosa'nın çok nakavt olmayacağı belliydi. Yani Barbosa dayandı. O kadar dayandıktan sonra biraz daha frene basabilirdi ama o sürekli atağa geçmeye çalıştı. Oyunu da yere aldı. Oralarda da kendini yordu. Yani oyun planı tamamıyla birinci round üzerineydi. Birinci round'u aldı. Evet ona 8 de aldı. Fakat ondan sonra işte o birinci round'da harcadığı o efor onun maçın ilerleyen kısımlarında performansını düşürdü. Yani yanlış bir taktik diyebiliriz aslında. Yani daha kontrollü başlasa, evet rakibine köşeye sıkıştırdığında atak yapsa yapıp ondan sonra nakat olmayacağını anladığı zaman biraz frene bassaydı belki ilerleyen roundlarda biraz daha varlık gösterebilirdi ama ilk rounddan bütün enerjisini harcadı ve bu da o anlamada maçı kaybetmesine sebep oldu. Evet, ben de aynı fikirim. Peki abi, Sadık Yusuf için olacaklar belli de tabii. Yine alt taraftan dövüşlerle karşılaşacaktır. Sıralamada da geriye düşecek zaten. Edson Barboza için ne söyleyebiliriz? Hani maç önü açıklamalarında biraz kemere yönelik bir fikirleri vardı. Ama hani tabii performans ayrı bir konu ama hani ve yaş da geldi. Hani bundan sonra Barboza için ne söyleyebiliriz? Tabii yol uzun olacak ama hani direkt ilk ona verebilir miyiz? Yoksa yine alt üst çalışması görebilir miyiz? Yani kendinden altta birini mi verirler yoksa ilk ona doğru bir yürüyüşü var artık görebilir miyiz Barboza'dan? Barbosa'nın geçen hafta da konuşmuştuk. Kemer şanslı yani zor. 37 yaşına geldi. Çok yani 1-2 sene boyunca çok iyi bir performans göstermesi lazım ki yaşı buna el verir mi emin değilim. Şu anda bu galibiyetten sonra UFC ona yine sıralamadan bir rakip verecektir tabii ki ama nasıl bir rakip verecek? Bence yükselişe geçmeye çalışan isimlerden birisini verecek. Yeni yeni sıralamaya girmiş isimlere verecek. Yani Barbosa'yı direkt ilk ondan biriyle
Test maçına çıkaracağını düşünmüyorum. Yani ilk ondan biriyle yenerse üstte çıkar maçına çıkarmayacaktır. Daha çok daha yeni yeni yükselen isimlerin karşısına çıkarmaya çalışacaktır. Mesela bu maçta öyle bir maçtı. Sadık Yusuf'un aslında burada kazanıp ilerlemesi beklenirken Barbosa Sadık Yusuf'un bu hayallerini bitirdi. Yine böyle bir eşleşme vereceklerini düşünüyorum. Barbosa için yani Kemer için çok olağanüstü bir seri yapması lazım. Yani her önüne geleni yani ona verdikleri sürekli yükselişteki rakipleri yenmesi lazım. Yapabilir mi? Bundan emin değilim. Yani şu anda ben UFC'nin onu gatekeeper yani sıralamaya yeni yükselmiş isimlere vereceğini düşünüyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Buradan Edson Barboza'yı tebrik ediyoruz. Sadık Yusuf'a da geçmiş olsun diyoruz ama gerçekten iki tarafta çok iyi maç çıkardılar. Gecenin dövüşü ödülü de bonusu da her iki tarafında hak yedi tabii ki. Şimdi buradan aslında son dediğimiz gibi geçen hafta da bahsetmiştik aslında son birkaç saatte içinde bir anda tepe taklak olan sonra da kamp yapmayan dövüşlerin esasında kurtardığı bir karta geçiyoruz. UFC 294'de Makhachev vs. Oliveira 2 idi artık değil. Makhachev vs. Volkanovski 2. Abi öncelikle alt taraftaki kartlarla başlayan en büyük heyecanı, en büyük değerlendirmeyi sona bırakmak istiyorum. Gecenin önemli karşılaşmalarından ilkinde bir hafif arsistet kemer eleme maçı, title eliminator maçı olarak düşündüğümüz ve hani ilk ana panorama yazımda da belirttiğim karşılaşmadan başlayacağız. Stet'in 2 numarası Magomed Ankalaev ile Stet'in 7 numarası Johnny Walker karşı karşıya gelecekler. Abi görüşlerini alacağım ama hemen ufak bir künye değerlendirmesiyle başlayalım. Magomed Ankalaev 1.91, Walker 1.96 boyunda. Maçta 7 inçlik bir vuruş avantajı olacak Johnny Walker'ın 82'ye 75. Magomed Ankalaev her Dağıstan'da olduğu gibi kombat sambo'dan geliyor. Johnny Walker klasik bir Brezilya dövüşçü değil. Aslında genç yaşında Birleşik Krallığa gitti ve orada ayakta dövüş stillerini, striking üzerine bir MMA geçmişe sahip olarak bu MMA dünyasına giriş yaptı. Magomed Ankalaev 18 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgisi var. 18 galibiyetin 10'da rakiplerini nakavt etti. 8'ini de hakem kararıyla kazandı. 1 yenilgisi submission'la geldi. 1 de beraberliği var. Johnny Walker'da da bu sayı 21'e 7. 16 nakavt, 3 submission, 2 hakem kararıyla gelen galibiyetleri var. 4 kez de nakavt oldu. 1 kez de submission'a uğradı. 2 kez de hakem kararıyla mağlup oldu. Abi önemli olan nokta burada şu aslında. Hani kazanın yüksek ihtimalle kenar maça çıkmasını bekliyoruz. Çünkü cemaatinin aşil sakatlığı henüz tam olarak iyileşmiş o vaziyette olmadığı gibi sparring süresi de biraz alacak. Hani kazananın bir ay sonraki Pereira Prohaska maç galibinin de ilerleyen dönemde yeni yılda şampiyonluk maça çıkmasını bekliyoruz. Önemli bir nokta şu. Magomed Ankalaev 10 Aralık 2022'den beri ilk kez kafese dönecekken Johnny Walker 2023 yılında 3. kez kafese girecek. Abi maç hakkında görüşleri nelerdir? Hani neyi görebiliriz? Johnny Walker'ın biraz yerde ufak tefek sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Aynı zamanda çenesinde şüphe noktasında. Bir yanda da Magomed Ankalaev var. Yeri aldığı için bitiremediğinden ötürü özellikle son maçta çok eleştirilmiştir Jan Blachowicz'e karşı. Maç önü görüşlerini bir senden alalım. Burada iki isme bakınca aslında Ankalaev daha öne çıkan bir taraf. Bence hem ayakta yani yerde olduğu kadar ayakta da bence üstün olacağını düşünüyorum ben Volker'a karşı. Maçı yere alırsa zaten Volker'a çok büyük üstünlük kuracaktır. Ve maçı yani onun için en ideal plan budur. Hele hele yerde de bitirebilirse güzel bir galibiyet alabilir. Ayakta tabii Ankalaev üstün dedim. Fakat Walker da çok tehlikeli bir isim. Walker'ın da yani ayakta güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Walker son 3 maçını kazanarak geldi. Walker için yani ondan aslında bu kadar iyi bir galibiyet serisi beklenmiyordu. Yani bir artık ondan ümit kesilmişti. Fakat o yine tekrardan bir çıkış yakalamayı başardı. Ankalaev için Walker biraz daha kolay bir rakip görülse de Walker da yani son maçlarda kendini gösterdi. Şimdi bu maçı kazanan isim direkt kemer maçına çıkacak. Bu yüzden de önemli. Ben Ankalaev'in çok risksiz bu maçı kazanmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu yüzden de yere almaya çalışacaktır. Yere aldığında da Walker'a net bir üstünlük kuracaktır diye düşünüyorum. Evet tabii 3 maçtan bahsettin abi. Ben o seriyi hemen paylaşayım takipçilerimizle. Zaten öncelikle son 5 maçının öncesinde tabii 3 seri öncesinde Santos ve Cemal'le karşı aldığı yenilgiler vardı. Hakem kararıyla ve nakavtla gelen yenilgiler. Ondan sonra 3 maçlık seri var. Jörg Tarawa zaten kendisi Amerika tabiriyle söyleyeyim. Akparsit'in bir yumruk torbası haline geldi. Yenilmediği adam kalmadı. Sonra Paul Craig ve Anthony Smith'e karşı gelen galibiyetler var.
Abi bu galibiyetlerde aslında John Walker'ın eleştirdiği bir konu vardı. Hani vücut yapısı iyi, bir vuruş mesafesi avantajı var ama dövüş IQ'su konusunda çok eleştiriliyordu. Bu galibiyetler üzerinde bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. Sence buna katılıyor musun? Evet, bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz. Yani önceki aldığı mağlubiyetlerde çok oyun planı iyi değildi. Oyun maç içerisinde kontrolsüz hareketleri vardı. Yani son 3 maçta daha derli toplu bir isim gördük. Yani daha böyle olgunlaşmış bir Volker gördük. Yani kendini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Yani bu galibiyet serisini yakalarken hem oyununu da geliştirdi ve yani sıralamada yükseldi ve şu anda bir kemer maçına çıkma adayı. Yani bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz. Hala ondan, yani ilk geldiği zaman potansiyeli çok yüksek gözüküyordu. Bence o potansiyelinin hala çok uzağında. Yani artık kimse o potansiyeli de yakalamasını beklemiyor ama son maçlarda bir gelişim görülüyor onda. Evet. Bir de bir yandan Magomed Ankalaev'e bakalım. Ankalaev'in debutu Paul Craig'e karşıydı ilk karşılaşması. Orada yenilgiden sonra 10 maçta 9 galibiyet bir beraberliği var. Hani kimleri yendi demeyeceğim. Nikita Kirilov var. Sonrasında Volkan Özdemir var. Sonra eski şampiyonluk maçı çıkmış Thiago Santos var. Anthony Smith var. Ve son maçta Jan Blachowicz'e karşı beraberlikle sonuçlandı. Yani Ankalaev'in tabii Aralık 2022'den beri kafese girmemesinin en büyük etkeni büyük bir maç beklemesinden kaynaklı diye olduğu söyleniyor. Tabii abi sen buna katılır mısın bilmiyorum ama hani bir yandan hani yendiği isimlere karşılaştığımızda büyük bir seviye farkı görünüyor. Peki abi Ankalaev'in yaklaşık bir senenin ardından kafese girmesi onu ne kadar etkileyebilir? Johnny Walker çok aktif dediğim gibi. Üçüncü kez bu sene kafeste olacak. Ancak Ankalaev için neredeyse bir seneye yaklaşan bir ara söz konusu olacak tabii ki. Ben aslında çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani bir senelik aranın Ankara'ya, çünkü genellikle Dağıstanlı dövüşçüler için kondisyon çok sıkıntı olmuyor. Daha böyle güreş özellikleri de olduğu için Ankara'ya daha sambo özellikle, ama o da yine bir Dağıstanlı ve güreş yetenekleri de iyi. Ben onun çok kondisyondan problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Walker da zaten çok kondisyonu iyi bir olan dövüşçü değil. Yani Walker da maçın sonlarına doğru o kondisyonunu koruyamıyor. Ben Ankalaev'in kondisyondan yana büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, bir senelik maça çıkmaması ve Walker'ın arada çok maça çıkması. Yani iki maça çıktı. Arada iki maç fark var bir yıl içerisinde. İlla ki Walker daha sıcak olacaktır. Ama ben Ankalaev'in için bu bir yıllık aranın çok sorun olacağını düşünmüyorum. Evet, bakalım göreceğiz. Buradan herkesine de başarılar diliyoruz ve herkesin de maçını takip edeceğiz. Bakalım kim kazanacak. Ekmek aslanın ağzında yazıda belirttiğim gibi kazananın kemer maçı yüksek maç çıkacağını bekliyoruz. Buradan Yanan'a karşılaşmaya geçiyoruz. Burada da bir değişiklik söz konusuydu. Paulo Costa zaten yıllardır eleştiren bir Paulo Costa. Zaten bir Calvin Gastelum değil Paulo Costa 2 son yıllarda zaten maçtan çekilme konusunda. Yani Paulo Costa 6 hafta önce ameliyat olmaya karar verip bunu da UFC'ye bildirmeyince üstüne ameliyatta başarısız olup 2 ameliyat daha gerekince mecbur maçtan çekilmek zorunda kaldı. Yerini ise taraftarların çok sevdiği Birleşik Krallık hariç tutuyorum. Kamaru Usman aldı. Nijerya kabusu, Nigerian Nightmare Mart 18'den bu yana ilk kez kafeste olacak. Ve rakibi de yarı orta stepte fazla kilolarla gündeme gelmiş Hamzat Çimayev olacak. Abi tabii görüşlerini her zaman gibi alacağım ama bir künye paylaşayım. Her iki ismin aslında profili çok benzer. Sadece Hamzat Çimayev 5 santimetre daha uzun. Ve 1 inçlik bir yaklaşık 3 santimetre yakın bir vuruş avantajı olacak Kamaru Usman. Onun dışında maç stilleri benzer. Güreş var, BJJ var, dövüş kontrolü var. Her iki taraf için de çok benzer bir durum. Kamaru Usman 20 galibiyet 3 mağlubiyetle geliyor. Bu 3 mağlubiyetin ikisi Leon Edwards'a karşı son 2 maçta geldi. Onun dışında bir yenilgi promosyon dışından geldi zaten. Leon Edwards'a yenilgileri öncesi zaten 19 maçlık serisi vardı Kamaru Usman'ın. 20 galibiyetin 9'unda knockout'la, 10'unda hakem kararıyla birini de submission'la kazandı. Bir yenilgisi knockout'la Leon Edwards'a, submission ve hakem kararıyla gelen de diğer yenilgiler mevcut. 14 Ocak 2018'den bu yana Kamaru Usman ilk kez 3 şantlı bir karşılaşmada kafese girecek. Onun dışında son 5 senede çıktığı maçların hepsi 5 roundtu. Yani son 10 maça tekabül ediyor. 5 sene içinde 10 maça çıktı. Yılda 2'şer maç olmak üzere. Ve bunların hepsi 5 roundtu ve kamp yapmadı. Öte yandan Hamzat Çimay var. 6 maçları UFC'de 6'sını da kazandı. Ancak Hamzat için bir notu düşelim. 10 Eylül 2022'den bu yana, yani 1 yılı aşkın bir süreden bu yana 13 aydan sonra ilk kez kafeste girecek. Abi maç için ne söyleyebiliriz? Hani ben maçın yeri alınacağını da ayakta da geçeceğini de biliyorum. Ama keşke herkesin fikri aynı 5 şant olsaydı da bunu biraz 5 şanta görseydik.
Ama maç hakkındaki görüşlerini bir alalım. Öncelikle yani Hamza Çimayev Paolo Costa maçından kat kat daha güzel bir eşleşme oldu. Yani Costa maçının iptal edilip bu maçın alınması daha güzel oldu dövüş severler için. Ve herkese de aslında bu kart için daha da heyecanlandırdı diyebilirim. Maça gelirsek aslında yıllardır bu eşleşme bekleniyordu. Yani bu eşleşmenin olması isteniyordu. Hamza Çimayev yarı orta siklette dövüşürken artık bir noktada Kamaru Usman'la karşılaşacağı düşünülüyordu. Ve ikisi de sürekli göndermeler yapıyorlardı birbirlerine. Fakat şimdi Hamza Çimayev orta siklete çıktı. Kamaru Usman kemerini kaybetti. O da orta siklete yükselmeye karar verdi. Bu maçlık olduğunu da düşünmüyorum. Ben onun orta siklette de kalacağını düşünüyorum artık. Çok değişik bir maç izleyeceğiz. Çok keyifli bir maç izleyeceğiz bence. İkisi de güreş yetenekleri çok iyi. İkisi de ayakta bir seviyenin üstü bir dövüşçü. Yani nakavt yumrukları atabilecek dövüşçüler. Bu yüzden şu anda konuşmak yani maçı şu kazanır bu kazanır demek biraz zor. Bence ortada yani herkes Hamza Çimayev'i çok net favori gösteriyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ortada bir maç olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir maç bizi bekliyor. Biraz taktiksel planların öne çıkacağı bir eşleşme bence. Evet, ben de yazı belirtmişim zaten. Kamaru Usman'ın rakipleri okuma konusunda çok çok iyi bir profesör o seviyesinde olduğunu görüyoruz. Hani tek okuyamadığı rakip kim derseniz Leon Edwards bence. Hani önce gelen tekmeyi okuyamadı, knockout oldu. Sonra rövanş karşılaşmasında da hani Edwards'ın planını bir türlü ortaya çıkaramadı. Onu yer almak istedi, çok alamadı falan. Hani Edwards dışında hani zaten 19 maçlık seride hani kimler yoktu. Gilbert Burns vardı, Tyron Woodley vardı. Hani herkesi bitirdi. Yani Jorge Masvidal, hani Colby Covington, hani ki Colby Covington çok bel altı konuşan bir adamdır aklına girmek için rakibin. Onu bile çözdü ama Leon Edwards'a gelince bir duraklama dönemine girdi. Öte yandan tabii abi şunu bahsettin ama bunu yarı orta sette bekliyoruz diyoruz ama Hamza Çimay'ın 6 maçlık karnesi aslında bunun biraz bana kalırsa uzak geleceğini gösteriyor. Şimdi tabii John Phillips galibiyeti var. 10 gün sonra Abu Dhabi'de maça çıkmayı kabul etti. Rhys McKee yendi. Sonra orta sitede çıktı. Gerald Meshert'i yendi. Sonra bir daha aşağı indi. Li Jianyang. Sonra Gilbert Burns bence en kaliteli yer galibiyeti bu seri içerisinde. Sonra da kiloyu kesemedi Nate Diaz'a karşı. Hemen Kevin Holm da çıktı. Onu yendi falan ama hani bu Hamzat'ın karnesi bu. Hani bunu çok bekliyorduk dedik ama hani kısmet buraya aslında. Hani yarı orta sitetten bir yana orta sitede bunu gördük. Abi ben sana şunu sorayım. Hamza Çimayev maçı yer almak isteyeceğini biliyoruz aslında. Hani bir şey olarak hani taktiği, dövüş taktiği olarak. Bir yandan da Kamaru Usman da aslında yerde güçlü bir isim. Peki abi bu maçı aslında yerde mi daha çok görürüz yoksa ayakta mı daha çok görürüz? Hani bir onu bir sana sorayım. Bence yani genellikle iki güreşçinin maçları çok yere inmiyor. Yani iki üst düzey güreşçinin maçlarını biz hep ayakta görüyoruz aslında. Ayakta üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Çünkü güreşte bir noktadan sonra ikisi de birbirinin üstünlüğünü kuramıyor. Mesela Kamaru Usman Colby Covington maçında da öyle olmuştu. Maç aslında ayakta sonuçlanmıştı. Yani ayakta kazanan belli olmuştu. Çünkü ikisi de birbirini yara alamıyordu. Hamza Çimayev deneyecektir. Yani Hamza Çimayev çünkü daha güçlü orta siklet dövüşçüsü. Bunu deneyecektir. Fakat Usman çok zor yani Usman'ın yere almak. Usman'ı yere alamayı başarırsa zaten çok büyük bir üstünlük kurar ve o maçı yani yere aldığı takdirde her türlü kazanır. Çimayev bunu deneyecektir ama Usman buna karşılık vereceğini düşünüyorum. Zaten veremezse de maçı kaybeder. Çünkü Colby Covington da çok büyük bir güreşçiydi. Ona karşı yere sadece bir kere alınabilmişti. O da çok yarımdı. Yani herkes tek down mı değil mi diye tartışıyordu. Ki sayılmadı abi. Ki sayılmadı zaten. Orada gitti kartı evet. Sayılmadı. Edwards'ın ilk takedown'ı, ilk maçtaki takedown'ı ilk kez sayılmıştı. Orada not düştüler abi. Devam edebilirsin. Onu hatırlatmak istedim sadece takipçilerimize. Evet yani orada Colby Covington çok zorlanmıştı onu yere almaya ve ayakta da Usman ona üstünlük kurmuştu. Bu maçta da böyle bir şey görebiliriz. Çimayev alabilirse bitirir. Yani maçı kazanır puanla veya yerde. Fakat ben genelde ayakta geçeceğini düşünüyorum karşılaşma. Evet tabii zaten sözünü orada kestim ama kusura bakma da hani orada da zaten bahsettik. Kamaru Usman'ın takedown'dan bir kişi var orada Leon Edwards şu anki güncel şampiyon yarı orta sitette.
10 sezon yani Kamaru Usman UFC tarihinde en az 20 takedown denemesine uğrayıp bunları başarılı savuşturma yüzdesine en yüksek sayıda sahip isim %97.3. O da 20'de 1. Yani 19 yani 20 savunmada 19 savunma. Yani o da çok iyi bir oran. Bakalım göreceğiz. Hamzat Çimay zaten çok eleştiriliyordu son zamanlardaki tavırlarıyla. İşte kilo kesen ve depo. Tabi hala cami üzerinde bir endişe mevcut. Bakalım Hamzat kesecek mi, kesemeyecek mi? Kamaru Usman kamp yapmadı. Dövüş kilosunda mı değil mi falan ama. Bakalım göreceğiz. Buradan her iki tarafa da başarılar diliyoruz. Maçlarını yakın zamanda takip edeceğiz. Ve yani bu maçı da takip ederken yanınıza cipsinizi ya da çekirdeğinizi almayı unutmayın. Çünkü hani dolu dolu bir 3 roundlık bir karşılaşma göreceğiz. Buradan ana karşılaşmaya geçiyoruz. İslam Makhachev ve Alexander Volkanovski bir kez daha rövanş karşılaşması olacaklar. Charles Oliveira bilmeyen hani önceki programımızı kaçıran takipçilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kaşını yardığı için 9 dikiş atıldı Charles Oliveira'ya ve bu nedenle kamp ekibinin tavsiyesi doğrultusunda maçtan çekildi. Ve yerini Alexander Volkanovski aldı. Aslında herkes yedek dövüşçüyü falan bekliyordu ancak Alexander Volkanovski yaptığı son açıklamalarda bizleri biraz bu konuda aydınlattı. UFC'nin direktmen kendisiyle iletişime geçtiğini, o günde 81 kiloda olduğunu ancak buna rağmen dövüşü kabul ettiğini açıkladı. Eğer zaten reddetseydi muhtemelen Mateusz Gamrot'u görecektik ya da belki UFC'nin genelde yaptığı bir şeydir. İstanbul Kaçırı karttan da alabilirlerdi. Yani her ihtimal vardı ancak Alexander Volkanovski büyük bir cesaret örneğiyle bunu kabul etti. Tabi 10 günde kiloyu tutturabilecek mi orası çok büyük soru işareti. Herkes cuma günkü yapılacak olan Perşembe günü yapılacak olan asıl tartıyı bekliyor. Cuma günü zaten seremoni amaçlı yapılan tartı. Cuma yarın yapılacak olan tartıyı herkes 4 gözle bekliyor. Biz de Liceman'ın kroşe ekibi olarak tartıyı yakından takip edip sizleri bilgilendireceğiz. Abi görüşlerini alacağım ancak hemen ufak bir künye bilgilendirmesini yapalım. Makhachev 1.78, Alexander Volkanovski ise 1.68 boyunda. Vuruş mesafesi olarak Alexander Volkanovski'nin 1 inçlik yaklaşık 3 cm'ye yakın bir vuruş mesafesi avantajı olacak. Makhachev bir Habib Nurmagomedov eseri aslında Combat Sambo'dan geliyor. Yani Volkanovski'de yok yok. BJJ'de siyah kuşak var. Kickbox, Muay Thai, freestyle dövüş stili. Zaten sunarken bile Bruce Buffer kendisini komple bir MMA dövüşü olarak bahseder ki yanlış sayılmaz. İslam Makhachev 24 galibiyet, 1 yenilgisi var. Tek yenilgisinde hakikaten Adriano Martins'e karşı geldi. Martins zaten şu anda UFC'de bile değil. Onun dışında 24 galibiyetin 4'ünde rakiplerini knockout etti. 11'inde submission'da aldı. 9'da hakem kararı var. Öte yandan Alexander Volkanovski 26 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Bir promosyon içindeki tek yenilgisi İslam Makhachev'e karşı ilk karşılaşmada geldi. Bunun dışında 13 knockout, 3 submission, 10 hakem kararıyla alınan yenilgi galibiyetleri mevcut. Alexander Volkanovski için bir bilgiyi de verelim. Tüy sitede şu ana kadar hiç kimse yenilmedi UFC içerisinde. İslam Makhachev'in ama kendi sitede bir yenilgisi var bahsetmiş galiba. Martins onun dışında 12 maçın tamamında kazandı. Abi bu maçta ne bekleyebiliriz? İlk maçın rövanşı ancak bir fark var. Volkanovski'nin kamp yapmadığını ve 10 günde 11 kilo keserek gelmeye çalışacağı bir şey var. Hatta bu noktada belki dövüş bile kesin değil diyebiliriz aslında ama yani Volkanovski'yi az çok tanıyorsak o kiloyu tutturacaktır diye düşünüyoruz. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. İlk maç için aslında biz rövanşını bekliyorduk ama hemen bu kadar erken ve kısa bir sürede olacağını beklemiyorduk. Yani şu anda ilk maçtan çok senin dediğin gibi farklı olan bir şey var. Volkanovski tam bir kamp yapamadı ve çok kısa bir sürede, 10 günlük sürede 11 kilo gibi bir kilo kesmek zorunda. Yani bu illaki onun dövüş içerisindeki temposunu, kondisyonunu çok etkileyecektir. İlk maçtan Makhachev böyle bir avantajla geliyor. Yani böyle bir avantajı var Volkanovski'ye karşı. Biraz ilk maça bakarsak ilk maçta Makhachev maçı üstün başlamış ama Volkanovski herkesi şaşırtacak bir şekilde maçın sonunu çok iyi getirmişti. Ve Makhachev de şaşırmıştı. Dövüş severler de şaşırmıştı. Fakat şimdi bu maçta böyle bir performans sergileyebilir mi? Burası biraz soru işareti. Tam bir kampla çıksa, bu maça uzun süre hazırlanabilse yine böyle bir performans görebiliriz Volkanovski'den. Görebilirdik. Fakat şu anda zor. Volkanovski'nin farklı şeyler yapması gerekecek ilk maçtan. Makhachev'de daha hazırlıklı çıkacak. Volkanovski ile karşılaştığı için kampı sürekli Oliveira'ya karşı yapmıştı. Yani kamp süresince Oliveira'ya hazırlandı. Fakat şimdi Volkanovski hazırlanmak zorunda. 10 günlük sürede bu ayarlamaları yapacaktır. Şu anda Makhachev daha favori diyebiliriz. Yani ilk maçtan da favori durumda şu anda.
Evet abi, ilk maçı çok üzerine bastın. Ben de soruyu oradan yani ona bağlı olarak sormak istiyorum. İlk maça göre ikinci maçta farklı ne bekleyebiliriz? Özellikle Volkanovski'nin çok değişmesi gerektiğini, farklı bir şeyler denemesi gerektiğini söyledin. Ama ilk maça göre ikinci maçta Volkanovski neler yapmalı ve ikinci maçta daha farklı ne bekleyebiliriz? Sana onu soralım. Bence Makachev o maçtaki hatalarını illaki görmüştür. O maçta çok bir anda Volkanovski'nin o karşı koymasına karşı şaşırmış ve oyun planı çok aksamıştı. Bence bunları artık hazırlıklı olacaktır. Hayatta da üstünlük kurmaya çalışacaktır. Yani o boy avantajını biraz hissettirmek isteyecektir Volkanovski'ye karşı. Kendine bir kere yormamaya çalışacaktır bence. Volkanovski'nin bu maçı kısa sürede aldığını düşünürsek Makachev son roundlara kendini daha diri tutmak isteyecektir. Son roundlarda üstünlük kurmaya çalışacaktır. Yani ilk maçtan Makachev daha hazırlıklı ve hatalarını görmüş bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. Rakibine böyle rakibinin atak yapmasına, rakibinin o boş takedownlar deneyip de kendini yormasına izin vermeyecektir. Yani Volkanovski'yi yere alacağım diye kendi gücünü bitirmeyecektir bence. O kondisyonunu bu maçta daha tasarruflu kullanacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben de aynı fikirim. Abi buradan şimdi bu şey devam edecek. Çok fazla soru var elinde. Hani şimdi bu maçın sonucu her noktayı etkileyecek gibi görünüyor. Tabii önce bir ufak bilgilendirmeleri yapalım. Elimizde birkaç tane daha bilgi var. İslam Makhachev'in sadece 4 maç karşılaşması 5 roundluk. Buna karşılık 7 maçı 5 roundlu bir Volkanovski var. Zaten son 7 maçın tamamı zaten 5 roundluktu. Onun dışında Volkanovski için bir bilgimiz var. UFC tarihinde modern zamanda 35 yaşını geçip de ondan sonra kemer kazanan hiçbir dövüşçü yok. Ve Volkanovski daha geçtiğimiz günlerde 35. yaşına girdi. Hani o bilgiyi de verelim. Peki abi şu var. Bu soruyu biraz TÜS üzerinde sormak istiyorum. Alexander Volkanovski maçı kaybetmesi bir ayrı konu. Ama UFC 297'de Topuria'ya karşı yetişemesine ihtimaline yönelik yani Max Holloway bir kez daha kemer şansı fırsatı doğdu gibi görünüyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu medya outletleri, büyük MMA muhabirleri de söylüyor. Hani Volkanovski'nin sağlık durumu ya da işte maçta aldığı hasara bağlı olarak UFC 297'yi çıkaramaması durumunda Max Holloway'e Ilia Topuria ile eşleştirip bir geçici kemer maçı kazanan da Volkanovski ile eşleşmesi olası diye bir iddia var. Hani bu ne kadar gerçekçi bir iddia. Holloway kemer şansı hak ediyor mu? Bir kenara dursun. Öte yandan ben şahsi görüşümü burada açıklayacağım. Holloway'in Topuria'yı yenebileceğine ben inanıyorum ve eminim aslında. Hani buradan bir dördüncü maçta çıkıyor. Hani bu maçın sonucu TÜİ nasıl etkiler? Ben sana onu sorayım. Hafif etkileyeceğini zaten çok bir etkilemeyecek çünkü ondan sonra rakip hazır. Ali Abdelaziz de söyledi. Gaethje'yi istiyoruz. Volkanovski de zaten ya Oliveira ya da Gaethje ile eşleşeceğini biliyor. Oliveira da zaten aynı bu maçın sonucu bekleyeceğini ve galibiyeti yani galibi hani galip alan kişiye göre bir aksiyon alacağını da belirtti. Hani orası belli hafif site için ama tüy site için ne söyleyebiliriz? Yani şu an tüy siklette Max Holloway aslında bir Volkanovski kilitliyor bir de Max Holloway ayrıca kilitliyor. Yani Max Holloway şimdi Volkanovski'nin yendiği isimleri Max Holloway'e yeniyor. Yani Volkanovski'nin karşılaşacağı muhtemel isimleri de Max Holloway'e yeniyor. Böyle olunca da yani siklette ikisinin bir dominasyonu var. Yani sadece Volkanovski'nin değil Holloway'in de bir dominasyonu var. Şimdi bu maçtan sonra Ocak ayında bir geçici kemer maçı ayarlayıp da bir tarafa Topuria'yı bir tarafa da Holloway'i koyarlarsa Holloway favori ve Holloway'in kazanması muhtemel. Senin dediğin gibi bence de Holloway kazanır o maçı. Bu durumda tekrar bir Holloway Volkanovski eşleşmesi görürüz ki UFC pek bunu istemiyor. Bu yüzden ben geçici kemerden biraz uzaklaşacaklarını düşünüyorum. Yani geçici kemer maçından ziyade daha böyle kemer elemesi yapalım diye düşüneceklerdir. Ki Volkanovski'nin de yani bu maçtan sonra hemen maça çıkmasa bile bir 6-7 ay içerisinde gelecek yaz yani en geç tekrar bir kemer kurumu maçına çıkacaktır yani bu maçı kaybettikten sonra kaybederse eğer. Yani bu yüzden bir geçici kemere ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ama Topuria ile Holloway arasında bir eşleşme ayarlanabilir. Fakat bu eşleşme kemer elemesi şeklinde olur. Yani Topuria için kemer elemesi şeklinde olabilir. Yani geçici kemer yapılırsa ve Holloway kemer alırsa bir dördüncü maçı izlemek az. Yani hiç UFC'nin dışına gelmez. Dövüş severlerin de pek
istediği bir dövüş değil artık yani. Yani evet, bir de Max Holloway daha 31 yaşında. Yani pike o kadar erken yaklaştı ki UFC'de giriş yaptığında, o pik seviyesine o kadar erken yaklaştı ki hani insan rakip bulamıyor. Şimdi Arnold Allen ismi ortaya çıktı. Arnold Allen'dan ama Aralık ayında maça çıkma ihtimali var. Bir iddialar dolaşıyor. Henüz daha resmileşmedi. Hani millet diyor bana Arnold Allen topu eleştirin diyor. O zaman da Holloway tarafı haklı olarak biz bu Arnold Allen'ı yendik, niye bizi topu eleştirmiyorsunuz diyecektir. Yani TÜSTEP yine karışmış vaziyette. Geçen dönemde olduğu gibi, bakalım göreceğiz. Hafiz için zaten söyledim. Gaethje istediklerini belirtti Ali Abdelaziz. Zaten BMF kemerini de aldı dedi Gaethje. Poirier'i nakavt ederek bu maçı da bizden almayı hak etti dedi. Bundan sonra Makhachev kazanırsa muhtemel rakibi %100 diyeceğim artık Gaethje olacak. Hani oradan göreceğiz. Buradan tabii her iki tarafı da başarılar diliyoruz ve bu geceyi merakla bekliyoruz artık. Hani bir yata yata kamp yapmış Volkanovski, ama büyük konuşan Volkanovski. Bitireceğim, yeneceğim. Benim en iyi halimi de göreceksiniz diyen Volkanovski. Diğer tarafta bir klasik Makhachev. Volkanovski'yi yenip defteri kapatacağım. Sonra da menajerimin de belirttiği gibi Justin Gaethje'yi alacağım ve önümüzdeki yıl Justin Gaethje ile karşılaşmak istiyorum dedi. Bakalım, göreceğiz. Buradan her tarafta başarılar diliyoruz ve bu kartı sakın kaçırmayın. Türkiye saatiyle 21'de Cumartesi günü yapılacak. 21'de anakart başlayacak. Tahminimize göre 22 10.30 11 civarı kamera Usman'ı kafeste göreceğiz. 11.30'dan sonra da muhtemelen İstanbul Makaçev'de Volkanovski'yi kafeste görebileceksiniz. Tabii bir aksilik çıkmazsa herkesin gözü yarınki asıl tartıda olacak. Bakalım her iki taraf için de inşallah herkes tartıyı tutturur ve güzel bir kart izleriz diye ümit ediyoruz. Abi değerli yorumların için ben teşekkür ediyorum. Yine programa çok renk kattın. Önümüzdeki hafta bu karşılaşmanın, bu kartın ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Programda başta dövüş sporları olmak üzere futbol, basketbol, voleybol, motor sporları gibi birçok spor hakkında en doğru analizleri ve haberleri almak için Liveman YouTube kanalına abone olabilir. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilir ve yorumlarınızla gelişimize katkıda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda güncel videoları kaçırmamak için de Liveman'a abone olduktan sonra bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Liveman Kroş ekibi olarak sevgili Can Altıtaş ile birlikte ben Arda Şahin sizlere iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. UFC 290'ları sonrası yine sizlerle birlikte olacağız.